Mansur Yavaş'ın ilk işi ne olacak? Tanıtım toplantısında açıkladı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ankara aday tanıtım toplantısında konuştu. Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit eden Trump'a, sokak kabadayısı, diyen Kılıçdaroğlu Sakarya'daki tank palet fabrikasına dair sorular yöneltti. Mansur Yavaş göreve gelir gelmez yapacağı ilk işi açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara aday tanıtım toplantısında konuştu. Mansur Yavaş, göreve gelir gelmez yapacağı ilk işi açıklarken CHP lideri Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasına dair sorular yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle, 100. yılında inşallah 2023'te Sayın Mansur Yavaş Ankara'yı yönetecektir. Ankara'da bir beton ormanıyla karşı karşıyayız, ama bunu değiştireceğiz, bunu kimle değiştireceğiz? Bir kişinin gücü ve iradesiyle değiştireceğiz. O kişi ve arkadaşları Ankara'yı çağdaş hale getirecek, her kuruşun hesabı verilecek, Ankara'nın kaderini değiştireceğiz. Hiç kimsenin işine son verilmeyecek, çalışanların güvencesi Mansur Yavaş olacak, harcanan paranın hesabını vermek bizim görevimiz. Mansur Yavaş da harcadığı her kurşun hesabını Ankaralılara ve millete verecek. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Trump'a tepki Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz diyor. Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama gelmedi. Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemez. Kimse şunu unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir. Sabaha kadar bekliyor, sabah olsa da Trump arasam diye, geldiğimiz noktayı görebiliyor musunuz? Askeri fabrika milletin parası ile yapılan ne varsa satıldı, şimdi sıra askeri fabrikalara geldi. Sakarya'daki tank palet fabrikaları peşkeş çekiliyor. En verimli 3. fabrika, dünya sıralamasında 5. sırada, değeri 20 milyar dolar, bunu özelleştiriyorsunuz. Resmi gazetede karar yayınlandı. Gelen tepkiler üzerine Erdoğan, özelleştirme olmadığını BMC'ye devrediyoruz dedi. BMC kimlerin? Hiçbir devlet kendi askeri fabrikalarını yabancılar peşkeş çektirmez. Fabrikanın özelleştirme işlemleri için değer tespit komisyonu oluşturulmuştur. Kılıçdaroğlu'ndan sorular, komisyon tespit yapmışsa bu değer ne kadardır? Fabrikanın özelleştirme işlemleri sonrası ihale komisyonu kuruldu mu? İhale yapılmış mıdır? Ne zaman ve hangi usulle yapıldı? İhaleye kaç firma teklif verdi ve ne kadar verildi? İhaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir? Fabrikadaki askeri personel özelleştirme sonrası ne olacak? Askeri personel Katar emrinde mi çalışacaklar? Tank palet yapacak olan %49,9'u Katarlılara kaça satıldı? Size verilen uçakla bu ihalenin bir alakası var mıdır? Bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa sebebi nedir? Ankara Huzur'un başkenti OLSUN CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş ise şöyle konuştu. Gerginlikten, çekişmeden, kavgadan yorulmuş olduğuna inandığımız Ankara'ya söz veriyoruz. Bizler kavgaya değil hizmete geliyoruz. Kardeşliği huzurlu, sağlıklı bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. 1 Nisan sabahına uyandığımızda Ankara huzurunda başkenti olsun istiyoruz. Kendiniz asla zafer kazanmış olarak görmeyeceğiz. Ne kazanması, savaş mı var? Kimse işten çıkarılmayacak, belediye çalışanların ekmekleriyle oynanmayacak, ekmekle oynamak bize yakışmaz. Geçen seçimde bana oy veren 1000 kadar işçi Ramazan'a bir gün kala işten çıkarıldı. Bu Mansur Yavaş sözüdür, kimse işten çıkarılmayacak. Çarpık kentleşmeye dair imar uygulamalarına asla izin verilmeyecek. Doğal park ve yaşam alanları ile kente nefes aldıracağız. Biz Ankara'mızı betona değil yeşile boğacağız. Avrupa'dan fidana son çevre ilçelerde ve köyler ortaya çıkan sorunları çözeceğiz.
tarımı destekleyeceğiz, yurt dışından fidan ve ağaç getirme uygulamasına derhal son vereceğiz, belediyenin kullanacağı bitkiler Ankara'nın çevresindeki üreticinden alacağız. Bizler Avrupa'nın köylüsünü değil Ankaralıyı zengin edeceğiz. Böyle marka mı olur? Rakiplerimin projeleriyle ilgilenmiyoruz. Ankara'nın doğru düzgün bir stadı yok. Ankara'yı marka kent yapacağım dediğim zaten marka diyorlar. Böyle marka mı olur? 25 yıldır milli maç yapılmıyor. İlk işi ne olacak? Göreve başladığımızda ilk işimiz belediyenin makam araçlarını azaltmak ve çakar ışıklarını çözmek olacak. Bizler Ankara halkı ile bütünleşeceğiz. Özel işimize belediyenin araçları ile gitmeyeceğiz.